Bundan yaklaşık 2 sene veya 3-4 sene de olabilir evvel bir sohbet esnasında misafir olduğum evin sahibine ve karısına Türk lirasının neden değersiz, kıymetsiz, bereketsiz olduğunu izah etmiş ve ülkede din, ahlak, adalet, eğitim, terbiye vesaire hususlarda eksiklik olduğunu, yanlışlar bulunduğunu örnekleri göstererek, risalelerden, ayetlerden ispat getirerek meseleyi tavzih etmiştim. O da bana gülmüştü. En son söylediğim bir söz vardı. Bunu çok garip karşılamıştı. Neydi o söz? Türk lirasının üzerinde bulunan Deccal'ın fotoğrafı, silüeti, ismi, cismi, resmi. Bu paranın kıymetsiz, değersiz, bereketsiz olmasının en önemli nedenidir, sebebidir demiştim. Bakın şu an hala söylüyorum. Siz Allah'a savaş açmış, İslam'a saldırmış, müminleri katletmiş, en büyük Allah düşmanı olan bir Deccal'ın, yani Deccal ve Süfyan Mustafa Kemal'in üstelik fotoğraflarını paranın üzerine koyarsanız, Türk lirasının üzerine basarsanız, karşılığında ekonomik olarak çöküşün de hazırlığını yapmış olursunuz. Ne olacaktı peki? Yani sizin paranız bereketsiz, değersiz, kıymetsiz olmayacaktı da ne olacaktı? Mümkün mü yani böyle bir şey? Siz Allah'la haşa ve kella dalga geçer, istihza eder gibi Allah'ın en büyük düşmanının fotoğrafını bir ülkenin parasının üzerine koyuyorsunuz, yazıyorsunuz, oraya basıyorsunuz. Bundan daha vahim bir felaket, rezalet, helaket olabilir mi? Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır yani? Böyle dinsizlik, imansızlık, Allahsızlık yapmış birisine karşı ne söyleyelim yani?